Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber RDR2'de işte serbest takılacağız. Açık dünyada artık karşımıza ne çıkarsa onları yapacağız. Ne bileyim, avlanırız. Hacı falan çıkarsa karşımıza onları bir gebertiriz. Böyle takılacağız yani bir belli bir süre. Yayın açmıştık, tutacağım canlı yayın. Orada bir internet sıkıntısından dolayı yayın kapandı. Ben dedim o zaman bu videoyu devam edelim. Normal video olarak yüklerim. Serbest takılma videosunu. Öyle de şu an videoyu çekiyorum. Ne oluyor dayı? Real stupid pal. Dur. Yan drop yedi ya. Kafana yaktı. Abi sen niye vurdun? Gel buraya bakayım. Lootuna bakalım senin. Ya bazen hacı çeteleri falan çıkıyor oyunda karşımıza. Şimdi denk gelirse çok güzel olur. Böyle atlı 7-8 kişi geliyorlar size, silah falan çekiyorlar. Güzel oluyor. Ya da yasak avlanınca falan da denk gelebiliyor. Yasak avlandığımız için ormanı koruyan böyle bir birlik gibi bir şey oluyor. Yasak ava karşı çıkanlar. Onlar da bize saldırabiliyor. Silah seslerini duyup geliyorlar mesela. Bize karşı bir ayaklanıyorlar. Onlara da kapışabiliriz eğer denk gelirse. Yani güzel olur. Neredeyiz? Hayır, bunlara girmeyelim yoksa görev yapacağız. Biz bugün görev yapmayacağız. Abi şu oyunu, şu manzaraları falan acayip iyi ya. Yani görüntüsü, manzaraları, açık dünyası, NPC'ler ayrı. Yani hepsi birbirinden güzel. Ama şu kamp alanından uzaklaşmam lazım yoksa yavaş yavaş gidiyor. Kamp alanı bizi çok yavaşlatıyor şu an. Kardeşim hiç takılmayacağım size. Bu atı da gittik arkadaşlar, yani atı da sorabilir, soranlar oluyor genelde. Merak ediyorlar yani bu beyaz araba tanı nereden aldı. Kutuplarda şu haritadan da göstereyim. Şu haritanın bu bölgesi kutup bölgesi, bildiğiniz üzere. Burada sadece bulunuyor bu at. Oraya gidip evcilleştirmeniz gerekiyor, yakalamanız gerekiyor. Ben de gittim oraya işte. Bu atı yakaladım, evcilleştirdim, işte getirdim. Kullanıyorum. Oyundaki en iyi ikinci, üçüncü at falan yani. En iyi atlardan birisi olduğu için. Bir de ilk başlayanları açısından bayağı bir ilerletiyor yani sizi. Güzel oluyor. Para vermeden de alıyoruz. Yani normalde at marketinden, at satışına girip para vermek yerine çok daha iyi atı bedavaya gidip alabiliyoruz. Bir ara isterseniz eğer nasıl aldığımı da gösterdiğimi video çekerim. Beraber yeni bir at alabiliriz. Derken çok güzel uçtuk burada. Neyse, hemen bin abi. Bakalım bizi neler karşılayacak bu bölümde ya. Ben de aslında merak ediyorum, bakalım nelerle karşılaşacağız. Serbest dolaşırken. Ok nerede abi? Ne onlar? Geyik falan herhalde ya. Yakalayalım bir tane. Aa, derdim uzaklaştık. Bunları vururken derisine fazla zarar vermemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Aa, vuramadım. Ben nasıl vuramıyorum? Tamam, ben seni vuracağım. Gel buraya. Aa, yine tutturamadım. Oğlum lan ne? Niye tutmuyor lan bu? Gel buraya, gel. Gel 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 ben.
Yakalayacağım abi seni. Ben kafaya koydum bunu. Neredesin sen? Neredesin? Ha, kaçırdık mı ya? Vallahi kaçırdık. Nasıl vuramadım? Hala ona hayret ediyorum. Korkuluğa bak. Atla buradan. Aha, biri bağırıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor dayı? You okay, mister? Ne oldu lan buna? Please. I've been bitten by a snake. Yılan sokmuş. I need medicine. Or you need to. Al lan. Drink this. Biraz iyilik yapalım abi oyunda. Al kardeşim sana. Thank you. Medisina şeyi verelim ya. Şurubu verelim de bir kendine gel. I owe you one, mister. Got that right. Hopefully, happy to pay you someday. Bir şey değil kardeşim. Bir şey değil. Onurumuz arttı. Oyunda bu karakteri çok onursuz yaptım ya. Bayağı bir onurumuz düşük. Az önce altta gördünüz zaten çizgisini. Ya çok düşük. İyi, biraz da o artmış oldu. Bakın mesela yani şu oyunda böyle gezdiniz, bir tane adam çıktı karşınıza çok random bir şekilde, rastgele yani yılan sokmuş, yardım istiyor mesela. Bunlar oyunu çok ince detayları ama yani güzel olmasının sebeplerinden. Bunlar nasıl koşuyor? Oha lan. Oğlum öl artık. 3 tane ok yedin lan. Oğlum deri meri kalmadı sadece vallahi. Lan acı çekiyor hala. Gel. Sadece yani inat ettiğim için öldürdüm. Abi o neydi öyle ya? Vur. Derisini alalım bari ya, o kadar vurduk. 3-5 kuruş bir şey eder. Tamam. Gel buraya. Abi şu manzara, şu buraya bakın ya. Çok güzel, vallahi çok güzel yani. Oynadıkça keyif aldığım bir oyun. Hiç sıkılmadan oynuyor insan ya. Burada bir duman tutuyor bakalım hemen. Yakın mı? O bayağı uzak gibi aslında ama. Ölmeyelim de şu. Aa, yakınmış ya. Geldik. Abinin çadırına. Hey there friend. Come. Stop all by for a moment. Aa, adam bizi yana davet etti herhalde. The name's William. Bizde Arthur. You familiar with the study of plants, my friend? Familiar ain't quite the word I'd use. Well, let me tell you. This great earth beneath our feet can provide everything man ever needs. But we've only reached a tiny bit of its potential. Değil mi ya? Dayı konuşuyor. Büyük ihtimal bize göre falan kitleyecek. Yani sadece... I'm looking for a plant called yarrow.
You can distinguish it by its red flowers. It shouldn't be too hard to find. They thrive out in the open under direct sunlight. Kabul etmeyeceğim hey, ya. Listen, bizden çiçek bulmamızı, tohum bulmamızı istedi. Kabul etmeyeyim. Şimdi onunla uğraşamayız. Gidip adamın istediği tohumlarla falan uğraşamam dayı ben. Veliyim dayı. Gidiyorum ben. Hadi let's görüşürüz. Yep. Hiç senle senin yep. görevlerinle yani vakit arayacak değiliz. Biz Konvoyculuğa devam. Abi kapışalım ya. Metni nereye gidiyoruz acaba onu da bir bakalım da. Bayağı bir gidiyoruz çünkü bir yerlere. Yani gidelim böyle ya. Kamp ateşi daha gördüm. Oraya da gidelim bir bakalım. Orada ne var ne yok. Selamünaleyküm. What business you got here? Calm down. Fine. Happy to be done with it. You better make yourself scarce. Tamam lan. Bana silah çektin ha. Kardeş. Çok güzel döndüm vurdum ha. Bak bir de geç buradan. Yemek de yapalım. Sizin yemekleri yiyelim ya. Kamp ateşinde kurumuşsunuz. Burada bir yemek yeriz biz. Bunu pişirelim bir tane. Bu oyunda yemek yemek falan bayağı önemli yani. Yemek yemediğiniz zaman karakterin stabilitesi, işte enerjisi falan düşüyor. 3 kilo veriyorsunuz. Güçsüzleşiyor böyle birebir dövüşlerde falan. Çok yemek yerseniz de bu sefer kilo alıyor, hantallaşıyor. Koşuşu falan yavaşlıyor. O yüzden ikisinin ortasında tutmanız yani Arthur'a ne kilo aldıracaksınız ne zayıflatacaksınız. O dengeyi iyi yakalamanız gerekiyor. İyi yemeğimizi de yedik. Lan. Atıyamadı kendisi. Gel buraya oğlum. Nereye gidiyorsun? Ay Wink biz gideyim. Ama bana orada silah çektin. Çok güzel kafana edin yani. Dönüp çifteli silah. Ya oyundaki çifteli silah muhabbet de kötü. Yani boyunda geldi işte. Rockstar boyunda getirdi. İki elde silah kullanıyorsun. Çok zevkli oluyor yani. Az önce de iki kişiyi tekte çok güzel bir şekilde indirdik. Bunu görevlerdeki kapışmalarda falan da kullanınca çok güzel oluyor. Abi bundan ne? Sizi zaten bunlarla vurmak çok zor. Siz bunlarla ölmezsiniz. Size bir sniper atalım ya. Ama karanlıkta da göremiyorum hiçbir şey. Bilgisayarın parlaklığı falan da mı kısık? Da acaba ona da bir baksam. Şu an daha parlak oldu gibi. Gelin bakayım. Evet. Kafana yedin çok güzel yedin ama biraz yazık oldu be. Boş yere öldürdük. Neyse. Bizon'un şu derisini alalım ya. Belki bunun derisi para eder. Koskoca derisi var. Kocaman. Bunu da koyalım. Bunları en son satarız ya. En son biz satıp bakalım kaç para getirecek bize. Bir tane geyik ceylan derisi, bir tane bizon derisi var. Onlardan et de almışızdır. Et derisi de olacak. Satınca öğreniriz kaç para getirdik yani. Şu dakika kamp ateşine de gidelim bir. Bakalım orada neler var neler yok. Ondan sonra bu videoyu burada bitiririz ya. Bir iki adam öldürdük. İki avcılık yaptık işte. Kısa bir video olacak. Haa burası şeymiş ya.
istasyonuymuş. Neyse o zaman. Biz bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.